Gördüğünüz gibi havalandan çıkar çıkmaz toplu taşımayı tercih ettim. Yani Nepal'e hızlı başladım. 3 aylık vizamı aldım. 3 aylık viza $126. Kredi kartıyla da ödeyebiliyorsunuz. Cash de ödeyebilirsiniz. Öyle şimdilik Nepal'in merkezine doğru, otelime doğru gidiyorum. Otel ayarlamadım ama gidince bakacağım. Bu yavruya elektrik çarpmış. To take problem. Thank you. Şimdi burada Vaishnadevi görüyorsunuz. Vaishnadev diş ağrısı tanrısı. Diş ağrıyanlar böyle geliyorlar. Buraya bir coin çakıyorlar. Bu gördüğünüz coin, yani bozuk para çakıyorlar buraya. Diş ağrılarının geçmesini diliyorlar. Bunun hikayesini birazdan sessiz bir yerde anlatayım size. Katmandu Durbar Meydanı'ndan herkese merhaba. Videoyu o gördüğünüz diş ağrısı tanrıçasıyla, Vaishnadevi ile açmak istedim. Çünkü o tanrıçanın sembolize ettiği çok büyük bir tarih var burada. Katmandu tarihi boyunca hep ticaret rotası üzerinde yer almış. Çin'den gelenler Himalayaları aşıp Katmandu'da mola vermişler. Yine Hindistan'dan çıkıp Çin'e Hindistan'ın baharatını götüren tüccarlar Katmandu'da mola vermişler. O gördüğünüz diş ağrısı tanrıçası da bu yolcuların diş ağrısını dindirmek için başvurdukları bir tanrı olmuş. Onun sembolize ettiği tarihle başlamak istedim. Katmandu 1400 rakımıyla Nepal'in tam ortasında yer alıyor. Biliyorsunuz Nepal kuzeyde Himalayalar ve güneyde Terai bölgesi olmak üzere iki büyük doğal sınıra sahip. Himalayalar biliyorsunuz 6000, 7000, 8000 rakımlı dağlarıyla doğal bir sınır oluşturuyor. Terai de, yani Hindistan'ın tam kuzeyi, orası da sıtma hastalığıyla, bataklıklarla, yoğun sık ormanlarıyla bir doğal sınır oluşturmuş hep. Katmandu, bu gördüğünüz 1400 rakımlı ova da tam bu doğal sınırların ortasında yer alıyor ve görece ılıman bir ılıman iklimiyle tüccarların bir durak noktası olmuş. Pasupatina tapınağına, Pasupatina tapınağına doğru yürüyorum.
Gurkalar eğitim yapıyor. Gurkalar Nepal ordusunun askerleri. Birinci Dünya ve İkinci Dünya Savaşı'nda 250 bin Gurka İngiliz ordusu saflarında savaştı. Aslında Nepal'in hiç sömürgeye uğramamış bir ülke olmasında, bir devlet olmasında da Gurkaların payı var. İngilizlerle üstü örtülü bir anlaşma yapıyorlar. Bize dokunma diyorlar. Biz de senin Hindistan'daki mücadeleni ya da Birinci Dünya ve İkinci Dünya Savaşı'ndaki mücadeleni Gurkalarla, askerlerimizle destekleyelim diyorlar. 250 bin, çok ciddi bir rakam Nepal için. 250 bin Gurka İngiliz saflarında savaşıyor. Hadiler. Evet, Pashupatina Temple'ına geldim. Güneş batmak üzere. En güzel olduğu saatler bu saatler. Gördüğünüz gibi dumanlar yükseliyor. Orada naaşları yakıyorlar. Meftaları. Havada bir yanık kokusu var. Bu gördüğünüz nehrin ismi Bagmati. Ganj Nehri'nin bir kolu buradan akıp Ganj Nehri'ne karışıyor. Bu dönem kuru dönem olduğu için böyle çok cılız akıyor. Ama muson döneminde bu gördüğünüz gat, bu gatlara, bu merdivenlere gat diyorlar. Bu gatlara kadar çıkıyor. Muson döneminde, yani Haziran ve Ağustos döneminde. Burada her kasta mensup, ölüleri yakmak için o kasta mensup görevliler bulunuyor. Daha alt kastan kimsenin naaşa dokunmasını istemiyorlar. Üst kastlara mensup Hindular. O yüzden her kastın ölü yakıcısı, ölü yakmakla görevli olan personeli ayrı. Bu gördüğünüz siyah giymiş olan arkadaş Agori. Yanındaki turuncu giymiş olan arkadaşımız Sadu. Turuncu rengi Sadular giyiyorlar. Turuncu dünyadan ele tek çekenlerin rengi. Agoriler de siyah giyiyorlar. Agorilerin mezhebi biraz daha uç noktada Sadulardan. Onlar burada ölülerden kalanları da yiyorlar. Onların inancında Tanrı'nın yarattığı hiçbir şeyden
iğrenilmez. Tanrı'nın yarattığı her şey güzeldir. O yüzden ölüden kalanları yiyorlar. Hemen burada ileride, bu beyaz binanın bittiği yerde mağaralar başlıyor. Mağaralarda yaşıyorlar agoriler. Buranın yerleşik sakinleri. Dediğim gibi onlara marihuana, haşiş, uyuşturucu kullanmaları serbest. Çünkü onların ritüellerinin bir parçası. Sadular için de öyle. Tapınağın çok mistik bir havası var. Gezmeye devam ediyorum bahçesini. 14. yüzyılda Nepal'e bir Müslüman akını oluyor. Babür İmparatorluğu. Geliyorlar ama kalıcı olamıyorlar. Ama rivayetler var. Burada bu tapınağı, Pasupati Tapınağı'na çok zarar verdiklerine yönelik. Bu gördüğünüzde Shiva. Shiva'nın yüzü yok gördüğünüz gibi. O dönemde zarar gördüğüne, zarar verildiğine, Müslümanlar tarafından zarar verildiğini iddia ediyorlar. 14. yüzyıldaki Müslüman akınları gerçeklik payı var. Ama bunları Müslümanlar mı yaptı konusunda herhangi bir tarihi net bilgi yok. Akşam saat 8 oldu. Akşam pujası başladı. Duyduğunuz müzik sesi oradan geliyor. Burası Tanrı Shiva'ya adanmış bir tapınak. İsmi daha önce telaffuz ettiğim gibi Pasupatina. Pasu bütün yaratılmış canlılar, bütün canlılar alemi manasına geliyor. Pasu. Pati de master, yani onların efendisi, yaratıcısı manasında. Bizdeki İslam dinindeki Rab gibi. Bütün yaratılmışların Rabbi manasına geliyor. Pasupati Shiva'nın sıfatlarından biri. Ana Shiva Lingam, yani Shiva'nın kendisi, ana Shiva Lingam bu gördüğünüz tapınağın içerisinde. Oraya sadece Hindular girebiliyor. Müslümanların ya da başka dine mensup olanların ya da ana babası Hindu olmayanların, yani sonradan ihtida edip Hindu olsa bile bu tapınağa giremiyor. Sadece babası anası Hindu olanlar girebiliyor. Bu tapınağın içerisinde bir de büyük buza heykeli var. Mandir diyorlar. Mandir de Shiva'nın bineği. Aşağı inip pujaya bir daha bakalım. Dumanlar yükselmeye hala devam ediyor. Naaşlar yakılmaya devam ediyor. Om Jay Shiva Shankar Sambho Jay Hare 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 Hare
Karşı Patina Tapınağı en fazla Shivalingam sembolüne, simgesine sahip tapınak aynı zamanda. Bu gördüğünüz Shivalingam'ın, yani fallosu simgeleyen gördüğünüz silindir. Etrafındaki de dişi üreme organını simgeliyor. Hemen onun etrafında bir halka daha var. O da yılan, kobra, Shivalinga'yı koruyor. Mefta'nın diğer dünyaya yolculuğuna en büyük oğul eşlik ediyor. Yani en büyük evlat, erkek evlat. Onun öbür dünyaya yolculuğundan sorumlu. Böyle beyazlar giyiyor ve saçını kazıtıyor. Burada da babalarını yolcu eden evlatları görüyorsunuz. Şimdi akşam yemeği için bir yere geldim. Buraya Katmandu özel bir yemek yapıyorlar. Sekuva ismi. Burası mutfakları. Böyle koca bir fırında This is a chicken, right? This is chicken. This is buff. Yeah, buff. Bu da
buffalo, yani bizim camış dediğimiz pork. Bu da gördüğünüz pork, yani domuz eti, yağlı yağlı. Ustamız biraz terlemiş. Evet, sekuvamızın porsiyonu böyle. Burada yarım kilo sekuva var. İyi pişmiş. Buna da çakva diyorlar. Bu ikram olarak geldi. Patlamış pirinç, soğan, havuç, maydanoz, hatta fıstık bile var içinde. Şimdi diyeceksiniz ki o kadar Paşupatina tapınağında öyle eti kokusu soludun. Geldin burada camış eti yiyorsun diyeceksiniz. Haklısınız. Bir tadına bakayım. Böyle sosumuzla geliyor. Acı sos. Tadı çok güzel ama çok sağlam dişlerinizin olması gerekiyor. Öyle, mekanımız geniş ama ben böyle biraz inzivaya çekildim sessizliğe. Bir şey söyleyeyim mi size? Bu gördüğünüz çekua, sekuadan daha güzelmiş. Yine sağlam dişinizin olması gerekiyor. Bakayım tadına. Sadece bunun için bile buraya gelinir. Bu çok lezzetli. Öyle. Thank you. En sonunda masala çayımız geldi. Nepal'de de vazgeçmedim masala çayından. Öyle. Herkese tekrar merhaba. Burası Tamel. Bugün Tibet mahallelerini gezeceğiz Nepal'in. Tibet kökenli Budist halkın yaşadığı mahalleleri gezeceğiz. Ama önce bir Tamel'i göstermek istedim size. Tamel, turistlerin yaşadığı, restoranların, kafelerin, alışveriş merkezlerinin olduğu bir yer. Nepal 1951 yılına kadar aslında dış dünyaya kapalı bir ülke. Little more, little. 1951 yılında Rane Hanedanlığı çöküyor ve Nepal dış dünyaya açılmaya başlıyor. Yavaş yavaş turist kabul etmeye başlıyor. Şu an elektrikler olmadığı için jeneratörler çalışıyor. ...1951 yılında ilk turistler gelmeye başlıyor Nepal'e. 1960 yılında da biliyorsunuz hippi akını başlıyor. İstanbul'dan başlayan sarı otobüs yolculukları İran, Afganistan, Pakistan üzerinden Hindistan'a, Hindistan'dan da son durak Katmandu'ya ulaşıyorlar. Gördüğünüz gibi bu kadar yoğun turist çekmesinin sebebi 1973 yılına kadar yasal olan haşiş, yani uyuşturucu kullanımı 1973 yılına kadar
Katmandu'da legal, Nepal genelinde de legal. 1960'tan 73'e kadar burayı hippilerin cazibe merkezi haline getiren şey aslında o haşiş. Bugün de sokaklarda yürürken böyle kulağınıza eğilip haşiş, maşrum, marihuana diyen insanlarla karşılaşıyorsunuz. Bu gördüğünüz enstrümanın ismi de sarangi. Bizim tırnak kemençesine benziyor. Gördüğünüz gibi tellerin üzerine basarak değil, tırnaklarıyla teli iterek çalıyor. Bizim İstanbul kemençesine, Kastamonu kemençesine benziyor. You're welcome. Okay, bye bye. Bye bye. What? Hello. Can I pass you the salam? Huh? What's the problem? Buda stupa, Bodnah diyorlar. Bodnah'a geldik. Burası Katmandu merkeze 5 kilometre, o Tamel bölgesine. Burası da Tamang halkının, Budistlerin yaşadığı bir mahalle. Şimdi size tarihinden bahsedeceğim. Ha? Ama etrafı bir görelim. Gördüğünüz gibi akşamları stupanın etrafında böyle saat yönüne tavaf dönüyorlar. Ellerinde tesbihleri. Bu gördüğünüz tesbihler 108 tane boncuğu var. Namaste. How are you? You are doing recording. Asıl olanlar dua bayrakları, üzerinde dualar yazıyor. Rüzgar estikçe rahmetini, bereketini bütün Katmandu Vadisi'ne yayıyor. Burada gördüğünüzde dua tekerlekleri. Buradaki
kadına kaç tane yakmak istediğinizi söylüyorsunuz. Mum adedini. Ona göre yakıp parasını ödüyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki bu stupanın içerisinde ne var? Aslında stupanın içerisinde hiçbir şey yok. Budizm inancında stupa sembolik. Buda'nın, yani Budizm'in kurucusu Siddhartha Gautama'nın aydınlığa kavuşmasını, Nirvana'ya ulaşmasını simgeliyor. Biliyorsunuz M.Ö. 5. yüzyılda yaşıyor. 35 yaşında Hindistan'ın Bihar eyaletinde Bodh Gaya'da 35 yaşında aydınlığa ulaşıyor. 35 yaşından 80 yaşına kadar 45 sene ulaştığı aydınlığı Budizm inancını öğrencilerine, halkına öğretmeye çalışıyor. 80 yaşında vefat ederken öğrencileri soruyorlar. Naaşını ne yapalım diyorlar. Yakın diyor. Küllerini ne yapalım diyorlar. Küllerimden de stupa yapın diyor. Bu gördüğünüz stupalar aslında Buda'dan kalan o kutsal emanetlerin üzerine inşa edilen yapılar. Yine Buda'nın vasiyeti stupaları yol üzerlerine, yani yol güzergahlarına yapın diyorlar. Yapın diyor, öyle vasiyet ediyor. Bunu da milattan sonra 6. yüzyılda bir kadın, aslında tavuk yetiştiren kendi çapında bir Budist mümin bunun temellerini atıyor ve bugüne kadar geliyor. Dediğim gibi burası Tamang Budistlerinin, Katmandu'da Tamang Budistlerinin yaşadığı bir bölge. 6. yüzyıldan bugüne kadar, işte videonun başında bahsettiğim Çin'den Hindistan'a yolculuk yapan, Hindistan'dan Çin'e yolculuk yapan yolcuların, Budistlerin uğradığı ve ibadetlerini gerçekleştirdiği bir yer. Şimdilerde ise özellikle 1951 yılında Çin'in Tibet'i işgal etmesiyle bu bölge daha fazla Tibetli göçmenle yoğunlaştı. Ve şu an yoğun da bir turistik bölge. Buranın etrafında birkaç büyük manastır var. Kopan Manastır onlardan biri. Buradaki Budistleri Tibet Budizminde eğitiyor. Dilerseniz Budist olmayanlar da gelip burada 10 gün retreat diyorlar. 10 gün inzivaya çekilebiliyorlar. 10 gün bütün sosyal medyadan uzak kalıyorsunuz. Telefonunuzu teslim ediyorsunuz. Sabah kahvaltısı için 5'te uyanıyorsunuz. Sabah kahvaltısını yapıyorsunuz. Sonra öğle yemeğini yiyorsunuz ve bir daha ertesi gün kahvaltıya kadar bir şey yiyemiyorsunuz. Budizm'in temel doktrinlerini, temel akidelerini öğreniyorsunuz. Gördüğünüz Buda'nın gözleri, sürekli sizi izleyen Buda'nın gözleri aslında karmanızdan, kaderinizden kaçamayacağınızı söylüyor. Hemen üzerinde 13 basamak var. O da aydınlığa yükselen yolu temsil ediyor. Stupa'nın sembolizmi genelde böyle. Şu an Nepal'de %9 civarında Budist nüfus yaşıyor. Gittikçe de azalıyor.
Biliyorsunuz Hinduizm daha baskın bir din. 1996'da başlayan Öyle yaşayın Avec soi dili tip dili video Sinlemo sinleji Désolé non ki zos ki non Avec soi dili sinlemo Oui, et les congos, quand. Avec soi, les détails, les gestes, les bons, c'est des bons, c'est des bons, c'est des titres, c'est un moment. Les cigarettes, les temps, j'ai bien, c'est des noms. Oui, oui, c'est vrai, oui. Gördüğünüz gibi meczuplar da buradan medet umuyorlar. Şimdi Hinduizm'den bahsediyordum. Hinduizm burada Nepal'de gittikçe baskın karakterli bir hal almaya başlıyor ve 1996 yılında çevrede yaşayan genellikle Budist halk isyan başlatıyor. Mao'cu devrimciler merkez hükümete karşı ayaklanıyorlar. Biliyorsunuz Nepal İç Savaşı tam 10 yıl sürüyor. 1996'da mücadelelerini kazanıyorlar ve hükümet ortağı oluyorlar. Şu an sosyalizm ve Mao'cular hala çok güçlüler. 10 yıl gibi kısa bir sürede amaçlarına ulaşıyorlar. İç savaşın sebeplerinden biri de buradaki Hinduların Budistlere uyguladıkları tahakküm. Bir dönem yak eti yemelerini bile yasaklamaya çalışmışlar. Daha kuzeye çıkınca bunları daha yakından gözlemleriz ama şimdilik bu kısa bilgilerle biraz giriş yapmak istedim. Bu gördüğünüz dua tekerleğinin içinde böyle küçük rulolara sarılmış binlerce tekst var. Budist teksti var. Budist kutsal kitabından. Böyle siz çevirdikçe onda yazılı olan dualar bütün evrene karışıyor. Dolayısıyla çevirdiğinizde bütün canlılar için rahmet, bereket diliyorsunuz. Tavafa devam ediyorlar. Gördüğünüz gibi turistler de var. Ben Budizm'le yavaş yavaş tanışıyorum. Aslında ciddi ciddi okuyorum uzun zamandır. Buda'nın öğretisini. Bütün çektiklerimizin, bütün çektiğimiz çilelerin kaynağının aslında dünyaya bakış açımız ve onu yanlış algılayışımızdan kaynaklandığını söylüyor Buda. Bunu 2500 yıl önce söylemiş. Şimdilerde
çok moda bir söylem ama mindfulness filan diye moda tabir oldu. Her şeyin zihinde başlayıp zihinde bittiğini ta o zamanlardan 2500 yıl öncesinden söylemiş. Budizmi niye bu kadar, yani Budizmin niye bu kadar cahiliyiz onu bilmiyorum. Türkçe kaynak var mı diye baktım. Çok cılız birkaç kaynak var Budizmle ilgili. Aslında Türkleri Orta Asya'da, yani bizim Anadolu'yu yurt tutmamızdan önceleri aslında Budizm bizi, Türkleri çok etkilemiş. Hala Tuva Türkleri biliyorsunuz Sibirya'da Budist. Ahmet Refik diye bir Osmanlı, son dönem Osmanlı tarihçisi var. Onu okurken keşfetmiştim, fark etmiştim. Diyor ki Ahmet Refik, aslında Türklere, Türk doğasına en uygun inanç Budizm'dir diyor. Türkler tarihinde hiçbir dönem çok dindar da olmamışlardır zaten. Bize en uygun din Budizm'dir diyor ama Budizmi çalışan, Budizm hakkında bir şeyler yazan maalesef benim bildiğim çok az sayıda insan ve var ve yeterli eser de yok. Ben de yavaş yavaş keşfediyorum. Bildiğiniz gibi Budizm Nepal'den doğuyor. Hindistan'ın kuzeyinden bütün Hindistan'a yayılıyor. Sonrasında Sri Lanka'ya, Sri Lanka'dan Burma, Tayland devam ediyor. Buradan da Nepal'den de Tibet'e geçiyor. 6. yüzyıllar civarında. Şimdilik Nepal'le ilgili, Budizm'le ilgili vereceğim, burası ile ilgili vereceğim bilgiler böyle özet şeklinde. Dediğim gibi daha kuzeye gittiğimde daha ayrıntılı olarak yakından bakacağız. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler. Thank you.